Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Fakir. Arkadaşlar, bugün şehre yeni bir yer yaptıracağım. Acaba ne yaptırsam ya? Çok kararsız kaldım. Çocuklar, sizce ne yaptırayım şehre? Babacım, bence oyun parkı yaptır ya da sinema. Çok güzel olur. Evet Arda, evet. Onlar olabilir. Neyse artık. Arkadaşlar, o zaman şöyle bir şey yapalım. Şu anda kanala abone olup aşağıya yorum kısımlarına şehre ne yaptıracağımızı yazın. Ama ilk önce kanala abone olun. Sizin söylediğiniz bir şeyi yaptıracağım ben. Eğer ki kanala abone değilseniz abone olun. Eğer ki aboneyseniz bir şey yapmanıza gerek yok. Aşağı yorum kısmına ne yaptırmak istiyorsanız onu yazın. Ben de en çok beğeni alan yorumu şehre yaptıracağım. Nasıl zengin? İyi düşündün kardeşim. Çok güzel olur bu. Hem takipçilerimiz de sevinir. Aynen öyle abi. Arkadaşlar, 1 milyon aboneye de çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen 1 milyon abone olalım da ve ben de sizler için daha güzel videolar çekeyim. Şehrimizi daha çok büyütelim. Hep beraber böyle güzel güzel videolar izleyelim. Neredeyim ben? Buradan çıkmam lazım. Çıkartın beni buradan. He? O ses neydi ya? Mezardan ses geldi. Duydum duydum. Gidip zengin ve fakire haber vereyim. Herobrine yüzünden zaten kolumu kaybettim. Bir de şimdi mezarından sesler geliyor. Öf Herobrine ya, öf. Biz bundan kurtulamayacak mıyız? Hemen gidip zengin ve fakire haber vermem lazım. Önlemlerimizi almamız lazım. Yani Herobrine'in mezarı gerçekten güvenli. Herobrine'in oradan çıkabileceğini sanmıyorum ama bilmiyorum yani, ne olur ne olmaz. Ben yine zengin ve fakire haber vereyim de. İşte geldim sayılır. Çabuk çabuk çabuk. Hemen zengin ve fakire haber vereyim. Zengin, fakir, açın kapıyı çabuk. Bir haberim var. Fakir kardeşim, Kerem komiser geldi. Ne istiyor acaba ya? Ben de tam işçiyi arayacaktım telefonla. Neyse, bir bakayım. Kerem komiser, ne oldu? Fakir, çok kötü bir haberim var. Ne oldu Kerem komiser yine? Ne oldu ya? Bir rahat edemeyecek miyiz biz? Fakir, ben şehrin dışında geziyordum böyle. Herobrine'in mezarına gittim. Sonra? Herobrine şu anda ölü. Mezarda yatıyor. Fakir, Herobrine'in mezarından sesler duydum. Ne? Ne diyorsun sen Kerem komiser? Ciddi misin? Evet fakir, ciddiyim. Ya Kerem komiser, bu Herobrine kesin bize ölü taklidi yaptı. Aslında ölmemişti. Fakir, belki de bayılmıştı. Bunu bilemeyiz. Ama Kerem komiser, merak etme. O oradan asla çıkamaz. Onu oraya hapsettik. Elektrikli teller var. Yani o elektrikli teller sayesinde büyü de yapamaz ve o mezarın içinden de çıkamaz. Yani eğer ki yaşıyor olsa bile oradan çıkması imkansız. Tamam fakir, sen bilirsin. Ama ben yine de haber vereyim dedim yani. Bu Herobrine'in sağ solu belli olmaz. Doğru söylüyorsun Kerem komiser. Haklısın. Neyse, artık ben düşünürüm bir şey. Sen de kendini fazla yorma. Zaten Herobrine yüzünden kolunu kaybettin. Bir de diğer kolunu kaybetme. Tamam fakir, tamam. Ben de şimdi zaten polis merkezine gideceğim. Birazcık dinleneceğim. Tamam Kerem komiser. Görüşürüz sonra. Görüşürüz fakir. Öf ya. Zengin, çok kötü bir şey oldu abi. Ne oldu kardeşim yine? Ne oldu ya? Yine Herobrine değil mi? Konuşurken duydum. Evet abi, Herobrine'in mezarından sesler gelmiş. Ne? Fakir amca, ne yapacağız şimdi? Çocuklar, korkmayın. Yani Herobrine oradan çıkamaz. O mezarı çok güvenlikli yaptık çünkü. Herobrine'in oradan çıkması imkansız hatta. Korkmanıza gerek yok. Zengin abi, şimdi Herobrine belası yine bize iş çıkarttı. Yani bu haldeyken de şehre yeni bir yer yaptıramayız. O yüzden gidelim şu Herobrine belasıyla ilgilenelim. Tamam mı? Tamam fakir, doğru söylüyorsun kardeşim. O zaman şu Herobrine'in mezarını daha güvenlikli hale getirelim. Üstünü böyle taşlarla örtelim. Herobrine'in oradan çıkması imkansız olsun yani. Eğer ki yaşıyor olsa bile oradan çıkamasın, bize zarar veremesin. Doğru söylüyorsun abi. Haydi gel, gidelim biz de. Çocuklar, siz de evde bekleyin, tamam mı? Tamam fakir amca, siz de dikkatli olun. Herobrine'in ne yapacağı belli olmaz. Tamam, bizi merak etmeyin. Zengin, hadi abi gel gidelim. Şu Herobrine'le ilgilenelim. Mezarını iyice güvenlikli hale getirelim. Zaten şu anda üst seviyede bir güvenlik sağladık oraya. Ama daha güvenli yapmamız lazım. Herobrine oradan çıkamasın. Çünkü çıkarsa bizden intikam almaya çalışabilir. Bıktım artık şundan ya, bıktım. Arkadaşlar, biliyorum siz de bıktınız. Ama yapacak bir şey yok, ne yapabilirim? Herobrine bir peşimizi bırakmadı.
Acaba bu Herobrine'dan tamamen kurtulmak için ne yapabiliriz ya? Şimdi gideceğim mezarın üstünü taşlarla kapatacağım. Yani oradan çıkamaması için mezarın üstüne ağırlık koyacağız. Evet, mezarı şuradaydı. Tamamdır. İşte burada. Ses falan duymuyorum ben. Kerem komiser ama ses duymuş buradan. Çıkartın beni buradan. İşte. Zengin, duydun mu abi? Herobrine'in sesi geliyor. Evet fakir, duydum duydum. Sessiz ol kardeşim, burada olduğumuzu anlamasın. Tamam zengin, tamam. Herobrine'in sesi aşağıdan geliyor. Çıkartın. Ben neden sihirli güçlerimi kullanamıyorum? Neden? Zengin abi, Herobrine sihirli güçlerini kullanamıyor. İşte mezar işe yaramış gerçekten. Mezarın etrafındaki elektrikli teller sayesinde Herobrine sihirli güçlerini kullanamıyor. Bu çok iyi oldu ya. Neyse, şu mezarın üstünü iyice kapatalım da buradan hiç çıkamasın. Şimdi birazcık taş toplayalım etraftan. Tamamdır, bu taşlar bize yeter. Hemen şöyle mezarın üstünü iyice kapatalım. Ya şu Herobrine'den çok korkuyorum ya, çok korkuyorum. O mezardan çıkması imkansız. Elektrikli teller falan var. Ama biz yine de önlemleri arttıralım. Evet, şöyle. Her yere koyacağım, her yere. Tamam, şu anda bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Sessiz olalım da duymasın bizi. Çıkartın diyorum. İşte hala sesleniyor ya. Yeter artık ya, yeter. Herobrine, oradan çıkamayacaksın, anla bunu. Fakir, buradan bir çıkayım var ya, sizi öldüreceğim, geberteceğim. Zengini de, çocukları da, seni de, hepinizi öldüreceğim. Oradan çıkamayacaksın. O mezardan asla çıkamazsın. Bunu aklından çıkartma. Üstünü de kapatıyoruz şimdi. Artık seni oraya hapsettik. Sen ölmemiş miydin ya? Sen ne biçim bir yaratıksın? Bıktık artık senden. Tamam, böylesi daha iyi. Taş da koyduk mezarın üstüne. Asla çıkamaz buradan abi. Buradan çıkması imkansız. Tamam fakir, biz de artık gidelim. Haydi kardeşim. Burada oldukça ben korkuyorum ya. Tamam abi, tamam. Çocukların yanına gidelim. Çocuklar da korkuyordur şimdi. Evde yalnız başınalar. Bu mezarın içinden bir çıkayım var ya, sizi doğduğunuza pişman edeceğim. Bana bulaştığınız için pişman olacaksınız. Ama bu mezardan nasıl çıkacağım ben? Sihirli güçlerimi de kullanamıyorum. Olamaz. Bu çok kötü. Fakir kardeşim, ya Herobrine oradan çıkarsa? Bu sefer çıkarsa var ya, şehri darma duman eder. Yani şehir diye bir şey kalmaz. Zengin, korkmana gerek yok abi. İşçime güveniyorum. Hasan Usta orayı çok sağlam yaptı. İnanıyorum ona. Tamam fakir, sen öyle diyorsan öyle olsun. Yani Herobrine oradan çıkamaz değil mi? Asla çıkamaz abi. Arkadaşlar, sizin de korkmanıza gerek yok. Herobrine oradan çıkamaz. Göreceksiniz, çıkamayacak zaten. Zengin, gel abi gel. Çocuklara da söyleyelim de onlar da rahatlasınlar. Herobrine oradan çıkamayacak sonuçta. Yani istediği kadar çıkmaya çalışsın. Oradan çıkması imkansız. Çocuklar, biz geldik. Babacığım, Herobrine mezardan çıkacak mı? Fakir amca, ya mezardan çıkarsa ve hepimizi öldürürse, o zaman biz ne yapacağız? Çocuklar, korkmanıza gerek yok. Herobrine o mezardan asla çıkamaz. Hatta gittik mezara, gerçekten ölmemiş. Bizi kandırmış. Sanırım bayılmıştı. E tabi Herobrine bir silah darbesiyle ölecek değil ya. Ama oradan çıkamaz. Sihirli güçlerini kullanamıyor. Yani imkansız oradan çıkması. Umarım babacığım, umarım ya. Ben çok korkuyorum Herobrine'den. Eğer ki çıkarsa bu sefer var ya, işimiz biter. Bence de çocuklar, çünkü bayağı kızmış belli. Siz de sakın o mezarın yanına gitmeyin, tamam mı? Bu çok tehlikeli olur. O mezarı kimsenin açmaması lazım. Eğer ki kötü kalpli bir insan o mezarı açarsa var ya, o zaman işimiz biter işte. Zengin abi, o mezarı korumaya almamız lazım. Kötü kalpli, bizi sevmeyen birisi gidip o mezarı açabilir. Herobrine yardım edebilir. Evet fakir, doğru söylüyorsun. O zaman ben gideceğim, birkaç polis tutacağım. O polislere söyleyeceğim, orada nöbet tutsunlar. Herobrine'in mezardan çıkmasını engellesinler. Ya da başka birisinin Herobrine'in mezarına erişmesini engellesinler. Doğru söylüyorsun abi. Bunu düşünmemiz çok iyi oldu. Gidip Herobrine'i mezardan çıkartabilirler çünkü. Evet fakir, evet. Herobrine mezardan çıkarsa işimiz biter.